Manisa Alaşehir el ele daha nice güzel yıllar efendim. Kocaman bir alkış daha. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban genel seçimlerde milletvekili adayı olmak istediği için belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Boş olan koltuğa Alaşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla Ali Uçak getirildi. Alaşehir Belediye Meclisi'nde üyelerin tamamının oylarını alarak Alaşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uçak, yapılan görev değişimi töreniyle belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Alaşehir'deki görev değişim törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu, Salihli, Sarıgöl, Kula ve Selendi Belediye Başkanları, MHP'den 27. dönem milletvekili adayı Nurullah Savaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türküler, Büyükşehir Belediyesi MHP Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ile Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülke Ocakları Başkanı Mehmet Balaban, MHP İlçe Başkanları, MHP Kadın Kolları, Meclis Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Mevlüt Aktan ve vatandaşlar katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyet Alaşehir'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Ergün'ün alana gelişinde Atlı Birlik ve Seymen ekibi eşlik ederken vatandaşlar da alkışlarla tempo tuttu. Alaşehir Belediyesi önünde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü Alaşehir heyeti çiçeklerle karşılarken Başkan Ergün de tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Alaşehir Belediyesi'ndeki görev değişim töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Alaşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ali Uçak konuşmasına besmele çekerek başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Sorunumuz çok ancak Manisa'nın büyük başkanı arkamızda olduğu sürece Allah'ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacak. Bugünden itibaren sizlerin de desteğiyle gece gündüz demeden çalışacağız. Yorulmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gerekirse uyumayacağız Sayın Başkanım. Alaşehir'imiz için hizmet seferliğini başlatıp Alaşehir'imizin sorularını tek tek çözeceğiz. Kaydedecek tek bir soru dakikamız daha yoktur. Alaşehir hepimizin. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın konuşmasının ardından sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uçak'a Kur'an-ı Kerim ve çiçek takdiminde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Kur'an-ı Kerim ve çiçek takdimi yeni başkanımız, belediye başkanımız Ali Uçak'a hayırlı olsun diyor. Alkışlarınızla efendim hediyeleri takdim ediyor. Törende konuşan Başkan Ergün, Alaşehirlilere, Alaşehir'imize çok daha güzel hizmetleri el birliğiyle, gönül birliğiyle kazandıracağımızı bilmenizi isterim sözleriyle seslendi. Biz Alaşehir'de de, Manisa'mızda da yan yana ve omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan hiç kimse şüphe duymasın. Üzerine bir kere daha basa basa söylüyorum. Bugüne kadar Alaşehir'imizde neleri kazandırdıysak ve hala da kazandırmaya devam ediyorsak, Alaşehir'in sorunları bizim sorunumuz. Alaşehir insanımızın huzuru ve mutluluğu bizim mutluluğumuz. Biz her zaman şunun sözünü verdik. Vatandaşa hizmet, bunun aşkıyla çabalıyoruz. Bunun uğrunda elimizden gelen çaba ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yani vatandaşa hizmet, hakka hizmet, kula hizmet en büyük mutluluk. Gençlik merkeziyle, kavşağıyla, yollarıyla, mahallelerimizde yaptığımız altyapılarıyla, üst yapılarıyla, modern ulaşımıyla, müfrezeleriyle, yeni oto terminaliyle,
saymak burada epey uzun sürer. Kısaca başlıklarıyla geçtim. Kısaca yenilik ve değişimleriyle Alaşehir'imize daha güzel birçok hizmeti el birliğiyle, gönül birliğiyle kazandıracağımızı buradan bilmenizi istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kurban kesildi. Görev değişim töreni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyetin Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçağ'ı makamında ziyaret etmesiyle son buldu.